Efendim Yağmur, ne oldu? Garajda ev sinirimi tamir etmeye çalışıyorum. Rahatsız etmesen. İncan hakkında yakalama kararı çıkmış. Çabuk kapı, çabuk saklanman lazım, tamam mı? Kapatıyorum, hadi bay bay. Bir dakika Yağmur ya, kapatma telefonu. Arkadaşlar bu arada YouTube yeni bir sistem getirdi. Eğer ki Darko sayesinde şu anda 10 saniye içinde bu videoyu beğenmezsiniz ve kanala abone olup bildirim açmazsınız arkadaşlar, bu videoyu unutacaksınız Darko sayesinde. Gerçekten arkadaşlar sizler bana yorumlarda yalancı demişsiniz ama gerçekten de oluyor Darko sayesinde. Şu anda arkadaşlar bu videoyu beğenmeniz lazım. Ondan sonra kanala abone olup bildirim açmanız lazım. Hadi Darko sayesinde. Şimdi ondan geriye sayacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hadi Darkus sayısı böyle benim kanalımıza bildirim açın arkadaşlar. 3, 2, 1. Yapmayan da varsa görüşürüz arkadaşlar. Videodan atmak zorundayız. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dışarıya bakmak istiyorum Darkus sayısı. Polisler arama kanalı falan çıkarmış da gerçekten korkuyorum. Dışarıda polis olabilirse gider beni hapse atar arkadaşlar. Hakkımın önünden bir arama kararı çıktı. Aynısı Darkus sayısı. Arkadaşlar bu arada sizlere şimdi özel matematik soru soracağım. 6 artı 4. Bunu yorumlar yazmayı unutmayın Darkus sayısı. Yazan herkese yorumlarına kalp vereceğim ve isimlerinizi birazdan okuyacağım Darkus sayısı. Hadi arkadaşlar. Oralarda olduğunu biliyorum kardeşim. Şimdi geleceğim ve seni tutuklayacağım. Aha, seni yakaladım. Bir saniye yapmasın. Sen polis mi oldun? Aynen öyle kardeşim. Dur bakalım şu arabayı ben şöyle bir durdurayım. Tamam. Seni sonunda buldum kardeşim. Çabuk ellerini ve ayaklarını havaya kaldır. Teslim olacaksın kardeşim devlete karşı. Ama Abbas, hani biz seninle birlikte arkadaşlık yani. Sen bana böyle yapacak mısın gerçekten de? Beni tutuklayacak mısın? Kardeşim iş başka, arkadaşlık başka, tamam mı? Sen suç işlemişsin belli ki. Herkes seni var ya şu anda arama kararı var hakkında oğlum. Hadi bakalım döndür ellerini, arkanı dön. Bu çantana ne böyle? Ya kardeşim önemli bir şey yok ya. Her neyse tamam, gelebilirim ben de. Tutuklamasan şimdi oraya gidince. Tamam gel bakalım, bin arabaya çabuk. Abbas bırak da gideyim işte kardeşim. Para mı istiyorsun, araba mı istiyorsun, ev mi istiyorsun? Lütfen ne istersen vereceğim. Kardeşim sen şimdi bana şantaj mı teklif ediyorsun ha? Şantaj mı teklif ediyorsun? Hayır ya, şantaj teklif etmiyorum. Ben anladım kardeşim, ben anladım, merak etme. Sen şimdi ben seni bir karakola götüreyim de orada devam edersen sen avukat mı çağırıyorsun, ne çağırıyorsun? Seni bir içeri tıktıralım kardeşim vallahi billahi. Abbas ya, burası neresi? Yoksa beni bir götürmekten vaz mı geçtin? Var ikisini affettin Abbas. Hayır kardeşim seni affetmedim. Yürü git lan içeri, yürü git. Bir dakika ya, ama sen beni karakola götürüyordun. Kardeşim vazgeçtim. Geç bakalım şöyle içeriye. Çabuk. Vallahi bak vurmak zorunda kalırım seni. He. Ya Abbas tamam ya, tamam. Vurma lütfen. Gerçekten çok korkuyorum Darko sayesi. Tamam, geçtim içeri Abbas. Hapishaneye hoş geldin bakalım kardeşim. Şimdi buradan kaçabilecek misin göreceğiz. Ya Abbas ya, bu ne şey bir şey şimdi ya. Sen bana içine kim besliyorsun? Evet kardeşim aynen öyle. Uzun zamanlar yaptıklarından sonra senden bir intikam almanı istedim. O yüzden kardeşim seni buraya, bu hapishaneye getirdim. Aslında hiç hakkında yani yakalama kararı değil, başka bir şey değil, hiçbir şey yoktu kardeşim. Yağmur'la biz anlaştık ve seni buraya getirdik. Bir dakika, Yağmur'da bir payı var mıydı şimdi bunda? Aynen öyle kardeşim. Onun sayesinde yaptım zaten bunu. Tek başıma yapamazdım. Vallahi billahi arkadaşlar. Şuna bakın Darko sayısı. Yağmur'a gerçekten çok sinirlendim. Allah, çantam arkamda kalmış Darko sayısı. Tamam Abbas ya. Neyse ben burada kalırım kardeşim. Sorun değil benim için. Aferin sana da balmayı başlıyorsun. Neyse beni rahatsız etme ya. Ben şimdi bir telefonla falan bakacağım. Televizyon izleyeceğim, tamam mı? Tamam Abbas, ben seni rahatsız etmeyeceğim. Hadi bakalım Darko sayısı. Tamamdır. Çantamı şöyle çıkarttım. Çantamın içinde neler var arkadaşlar? Bakalım, tamam. Şunlar var. Bunlar da ne böyle arkadaşlar ya? Şunları şöyle bir at, çantanın içine değil şuradan atalım arkadaşlar. Çubuklar falan kalmış galiba. Geçen günkü mangaldan. Tamamdır Darko sayısı. Hop arkadaşlar ben de bu şunu içine koyacağım. Ne oluyor lan orada? Ne oluyor? Abbas kamp malzemeleri vardı da kardeşim çantamda. O yüzden bunları buraya çıkartıyordum. Oğlum senin çantanı da mı almayı unuttuk ya? Neyse kardeşim. Sen buradan kaçamayacaksın zaten. Göreceğiz bakalım Abbas. Göreceğiz kardeşim, göreceğiz. Allah'ım yarabbim arkadaşlar. Aslında burada kalorifer var da hiç de soğutmuyor burasını. Bakalım neler var. Bu arkadaşlar makas gerçekten işe yaramayabilir. O yüzden bunu arkadaşlar buraya tamamdır. Bunu buraya saklık arkadaşlar. Başka neler var? Başka arkadaşlar bu kamp şeyi var arkadaşlar ya. Kamp malzemeleri. Tamamdır. Şunları arkadaşlar şöyle ısıtayım vallahi billahi. Karnım çok acıktı Darko sayısı. Allah, tamamdır arkadaşlar. Duman kokusu birazcık içeriği gerçekten sardı. O yüzden ben bunu şey anlık arkadaşlar şöyle alacağım. Çantayı tekrardan geri koyacağım Darko sayısı. Şuna bakar mısınız Darko sayısı? Ay gerçekten çok fazla sesli konuşayım gerçekten arkadaşlar. Abbas uyuyakalmış. Tamamdır. Ben şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz 10 TL hapishaneden kaçmayı başaracağım arkadaşlar. Göreceksiniz Darko sayısı. Hapisten kaçış olacak bildiğiniz. Şöyle arkadaşlar şunları da aslında yesemiydim ya. Gerçekten karnım acıktı. Her neyse çantamı yerleştireceğim arkadaşlar bunları. Makası alacağım. Sonra bunu alacağım arkadaşlar. İlk başta şöyle deneyeceğim. Hadi. Bu arkadaşlar gerçekten de çubuklar çok sert ya. Bunlarla birlikte şey yapamıyorum arkadaşlar. Hadi şunu da deneyeyim şöyle. Tamamdır. Bunları size geçemem ben bir geçemiyorum arkadaşlar ya. Peki şunu deneyeceğim arkadaşlar. Hadi şunları şöyle bir kırmam lazım. Hadi arkadaşlar hadi ve işte bu. Hadi kırarım işte bu arkadaşlar. Kırmayı başardım Darko sayesinde. İyi oldu valla. Abbas ses çıkartmam lazım Darko sayesinde. Tamamdır. Hop şöyle koyduk, bunu da koyduk arkadaşlar. İşte bu. Tamamdır. Hapis sayesinde kaçmayı başardık Darko sayesinde. Ama arkadaşlar ben bunu yanında bırakır mıyım Abbas'ın? Tabii ki de bırakmam. Elmaslarımı verin lan. Şimdi bakın Darko sayesinde bildiğiniz Abbas şu anda rüya görüyor. Ver bakalım şöyle silah Abbas. Aldım silah Abbas. Lan oğlum kardeşim lütfen şu silahı geri ver. Sen beni yanlış anladın. Hayır Abbas, ben seni hiç yanlış anlamadım kardeşim. Çabuk düş bakalım böyle. Çabuk düş, gidiyoruz buradan. Nereye gidiyoruz kardeşim ya? Sen beni yanlış anladın bak he. Hayır Abbas, ben seni hiç de yanlış anlamadım kardeşim. Görmüşsünüz Darko sayesinde. Ne oldu? Kontrol kimin elindeymiş Abbas? Kim daha güçlüymüş? Kim daha zekiymiş? Kim daha akıllıymış? Kardeşim senmişsin ya. Evet kardeşim, sen daha akıllıymışsın. Tabii ki de Abbas, tabii ki de ben senden daha zekiyim. Daha da çeviyim kardeşim. İşte böyle uyumaya falan kalkarsan görürsün böyle şeyleri. Tamamdır Darko sayesinde. Ben şimdi şunları alayım. Çabuk lan yürü arabaya. Arabaya bin. Tamam biliyorum abicim ya. Biliyorum kardeşim ya. Tamam Allah, sen de çok sinirlisin. Kardeşim bak, sen beni çok yanlış anladın biliyor musun? Gerçekten de biz birbirimizi çok yanlış anladık. Hayır Abbas, ben hiç de yanlış anlamadım kardeşim. Gel bakalım. Biz seni şimdi ben seni bir hapishaneye götüreyim de gerçekten de aklın başına gelsin. Ne? Gerçek hapishaneye mi? Evet kardeşim, gerçek hapishaneye. Adam kaçırma teşebbüsünden nereye olacağını sen biliyorsun değil mi? Hem de benden daha iyi bilmen lazım. Baksana polis kıyafetini falan giymişsin. Kardeşim lütfen gerçekten bunu yapmak istemiştim. Şaka yapmıştım sana. Hayır Abbas, hayır. Sana gerçekten güzel bir kardeşim yani lazım yani. Gerçek bir hapishaneye atı lazım kardeşim. Sen bir bunları gör de aklın başına gelsin. Oğlum lütfen affet beni ya. Eşeklik ettim. Hayır Abbas, bununla birlikte kalmaz kardeşim. Yürü git, gidiyoruz şimdi seninle birlikte. Arabadan inelim bakalım Darko sayesinde. Merhaba Memur Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Neden buraya gelmiştiniz? Bir pardon olacaktım. Kardeşim lütfen beni affet. Babacım birazcık çok ayıp kaçmadım gerçekten. Yaptığın gerçekten çok ayıp bir şey olabilir. Ya hiç görmedin mi? Beni kaçırdı yani. Sonra hakkımda arama kararı falan var dedi Memur Bey gerçekten de. Adam kaçırma teşebbüsüne girdi kendisi. Gerçek mi söylüyorsunuz? Evet gerçekten söylüyorum. Evet Memur Bey gerçek ama lütfen Abbas abi yapmadan mısınız? Ya bence affedilmez Öyküs, tamam mı? Affedilmez. Ayrıca Memur Bey görmüş olduğunuz bu silahı ve burada bir kelepçeyi taşıyor. Bunlar yani sahte polis şeyleri, anladınız mı? Evet gerçekten anladım. Arkadaşı buraya alabilir miyiz Memur Beyler? Getirin bakalım. Kelepçeyi size verin Memur Bey şöyle. Kardeşim lütfen şikayetini benden geri çek lütfen. Beni affet kardeşim. Amacım öyle değildi. Darko sayesinde lütfen yorumlarda yazmayın arkadaşlar. Sizce affedin mi? Affetmeyin mi? Hepiniz yorumlara kalbirciyim arkadaşlar. Üzüldüm arkadaşlar birazcık da gerçekten de ama Abbas bence bunu hak ediyor. Neyse bu Memur Bey iyi misiniz ya? Burnunuzdan dolayı konuşamıyorsunuz herhalde. Aynen öyle. Burnundan dolayı konuşamıyorum. Bu arkadaş 24 saat bir hapishanede kalsın da aklı başında kalsın. Bunu burada bir döverler. Döverler mi dediniz siz? Aynen öyle dedim. Gel bakalım seni bir nezarethaneye götürelim. Tamam mı beyefendi? Suçluya şikayet ediyor musunuz? Evet şikayet ediyorum kendisine. Babacım birazcık ayık için lütfen. Hayır Öykü, sen buna karışmayacaksın oğlum. Hadi gel bakalım Abbas benimle birlikte. Gel hapishaneye gidiyoruz kardeşim. Lan oğlum ya ayıp ediyorsun ha. Merhaba Memur Bey, merhabalar. Benim karım var, çocuklarım var kardeşim. Onlara bakmam lazım. Hayır ben bakarım, lütfen beni affet. Hayır Abbas, affedemem kardeşim. Kardeşim çocuğumun okul masraflarını karşılayacağım. Lütfen bak ya. Kardeşim 2 yaşında bir oğlum var biliyorsun, sen ne biliyorsun? Hayır Abbas Selim, hayır. Kendini acındırmaya çalıştırma kardeşim, tamam mı? Kardeşim bir de ameliyat olacağım. Ameliyat param lazım lütfen kardeşim ya. ben kardeşim gerçekten çok üzgünüm. Böyle bir şey yapmak istemiyordum. Hayır Abbas, kusura bakma. Hiç kusura bakma. Kendini acındırmaya çalıştı. Bu dediklerin hiçbiri gerçek değil. Neyse artık kendisinin nezaret süresi doldu. Artık dışarıya çıkarsanız seviniriz. Babacım ya keşke çekseydin. Hayır çekmeyeceğim Öykü'sünü, tamam mı? Çekmeyeceğim. 10 bin TL'lik hapishaneyi görsün bakalım Abbas'ı. Bak kameralara, buradan kaçabilecek misin? Şimdi sana göreceğiz. İşte sana gerçekten çok iyi bir ders oldu. Babacım Abbas abi gerçekten çok ayıp oldu biliyor musun? Nasıl Öyküs ya? Ama beni çok korkutmuştu biliyor musun? Babacım herkes ölümler affetler. Bir sana kızmışlar. Ondan sonra sadece şaka yapmak istediler. Evet Öyküs, aslında gerçekten doğru söylüyorsun. Of Darko sayesinde ya. Abbas'ın arkadaşlar 2 yaşında bir bebeği varmış. Galiba arkadaşlar ona işte çalışıp bakıyormuş yani. Birazcık üzüldüm arkadaşlar ya. Yorumlarda ilk başta demiştiniz. Sizler de onu atın demiştiniz ama sonradan arkadaşlar demiştiniz ki herkes yorumlarda affetmiş yani Abbas'ı. Of Darko sayesinde ya. Of ya. Şimdi diyeceğiz memur beylere ayıp olacak. O yüzden Öyküs ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız babacığım? Abbas'ı hapishaneden kaçıracağız. Ne? Sen ciddi misin? Evet Öyküs, ama bak sakın ol, sessiz ol tamam mı? Vallahi anlarlarsa bizi de atarlar hapse. Sakın burada sesini çıkarma. Neden babacığım? Şimdi Abbas'ı kaçıracağız buradan. Hadi bakalım Darkus sayesinde. Şöyle aşağıya doğru kazmamız lazım buradan. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle biraz daha geldik. Tamamdır arkadaşlar. Abbas'ın hücresine tam olarak. Allah. Tamamdır arkadaşlar. Tam olarak hücresine giriş yapacağız şimdi. Tamam. Şöyle geldik. Tamamdır arkadaşlar. Abbas'ın hücresi tam olarak buralarda olması lazım Darkus sayesinde. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ah, tamamdır. Birazcık daha ilerleyeceğim galiba. Bakalım metal dedikleri burada olduğuna göre. Tamam. Birazcık daha şöyle ilerleyeceğiz. Şöyle, şuraya da bakalım. Kazanım arkadaşlar. Allah. Abbas. Kardeşim beni kaçırıyor musun? Evet kardeşim gel. Kaçırırım. Dayamadım sana. Gerçekten çok üzüldüm. Hadi gel benimle birlikte gidiyoruz. Tamam kardeşim giderim. Teşekkür ederim. Kardeşim beni affettiğin için çok teşekkür ederim. Hem değil Abbas kardeşim. Her neyse Darkus sayesi. Bak sen Darkus sayesinde teşekkür et, tamam mı? Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Önemli değil Abbas, önemli değil. Her neyse Darkus sayesi. O zaman arkadaşlar solda sana iki tane de çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda solda sana çıkanları tıklayıp ortadan kazıp dinlesin. Sarıya tıklayın arkadaşlar. Darkus sayesi. Hepiniz ama çok seviyorum arkadaşlar. Bakın gerçekten hepiniz çok seviyorum. Sizler ailemize kazanın. Vallahi arkadaşlar abone olup dinle açıp videoyu beğenmeyenleri sevmiyorum arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim şimdi he. Tamam mı? Siz de sevmeyi istiyorsanız hadi bakalım bunları yapın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.